Az önce hani soruyla pas edeyim dediğim oydu Palandöken hocama. Bu iş yasalarla, yani perakende yasasından bahsetti Sayın Evet. Palandöken ve dedi ki biz bunu o bahsettiğimiz şirketlerle konuştuk fakat işlerine gelmedi. Biz bu şekilde uygularız. Bu sistem bize yeter dediler diye bir başlık açtı. Bana göre doğru olan da o. Kanun esaslarla artık işi resmiyete dökmek ve bir esasa göre oluşturmak, hem üreten bilsin kendi malı nereden nasıl el değiştirerek o rakamlara erişiyor, hem de ben tüketici olarak bileyim bu mal nereden geldi ve kaç elden sonra bana hangi fiyatla karşıma çıktı. Şimdi sorum o, nasıl bir perakende yasası teklif ettiler veya olmalı ve bu yasanın hangi maddeleri o üreten veya düzeltiyorum tüketici malı sunan saadet zinciri dediğim benim market zincirlerin işine gelmedi. Peki, soralım Sayın Palandöken'e. Aslında soru net Sayın Başbuğ. Nasıl bir öneri geldi de olmadı, uygulamaya Evet. geçilmedi diyor. Şimdi tabii bu kümülatif bir yapılanma. Perakende sektörünü düzenleyen yasada çalışanın da hakkını koruyan, nihai tüketicinin de hakkını koruyan, tarlada ürününü üreten veya imalathanesinde ürünü yapıp veya fabrikasında getirene buradaki biraz evvel konuşulan 90 gün 30 gün indirecekler. Yani tedarikçiyi perişan etmeyeceklerdi. Gerçek faturalarını alacaksın. Dolayısıyla kanun olmadığı sürece zaten perakende yasasının özü bir yasal çerçeve oturtturmak. Şimdi neye göre denetliyorsunuz? Liberal ekonomi, serbest piyasa. Alma kardeşim diyor. Benim fiyatım bu diyor. Ya böyle %30'dan fazla kar yapamazsın diye bir kanun yok. %50'den fazla. O malın kaçı üretildiğini nereden bileceksiniz? Ben 60 senelik bakkalım. Ankara'da, Cebeci'de, beni tanıyanlar veya şu saatte izleyenler bilir. Bir kere ticari ahlakın kuralı, işin başında olan insanı, işinin başındaki adamı sen tezgahtar yaptın. Rekabet edeceğin piyasada aktör kalmamış. Kimle bu mücadele yapacaksın? Nasıl yapacaksın? Bu aklın yolu bir. Evvela yasayı Sayın çıkaracak. Palandöken, küçük O... esnafı mı desteklemek gerekiyor burada? Bunu mu söylemek Şimdi, istiyorsunuz? şimdi Küçük tabii marketleri, şimdi mahalle arası marketler mi mesela? perakende sektöründe aktörün sayısı azaldıkça semtinize bir bakın. İş manav kaldı mı? İş kasap kaldı mı? Kaç tane bakkal kaldı? Hangi ürünü satıyorlar? Vatandaşın veya gidip fiyatları soruyor mu? Gerçekten insanlar farklı bir alışkanlığa itildiler. Bu reklam yapılması vesaire, masraf, o iş yerlerinin kiraları vesaireleri, çalışanların o kısa dönem orada çalışıp ondan sonra daha uzak bir bölgeye gönderilip tazminatsız işten ayrılmaları da dahil olmak üzere eğer bu sektördeki aktör sayısı mevcut rakamlarla olsaydı bu olmazdı. Bir de herkes işini yapacak. Yani sizin işiniz çamaşır satmak mı? Sizin işiniz dondurulmuş hamuru 80-100 metrekare içerisinde ekmek yapıp, simit yapıp, poğaça yapıp sunmak mı? Ya bunu yapan bunların yönetmelikleri var, kanunu var. İşte biz dedik ki bu perakende yasasında bunlar uygulanacak. Biraz evvel söyledim, dört Dünyada tane var mı madde var. Sayın Palandöken örnekleri? Orada da Şimdi marketlerde kısıtlama var mı bu söylediklerinizde? tabii canım olması gerekli. Ya böyle her üründe bu kadar, ya insan biliyorsun ekmeği ekmekçiye ver bir ekmek fazla ver. Şimdi ben çıkıp sizin yaptığınız görevi yapabilir miyim? Veya siz de benim gibi tezgaha geçip pirinci fasulyeyi tartabilir misiniz? Tartarsınız tabii zaman içerisinde. Ama bir kuralının koyulması lazım. Bu kural koyulduktan sonra gerçekten inanın ki kendileri de rahat edecek. Biraz evvel söylediğim gibi e-ticarette bunların tamamı bu düzenleme meclisten geçti. Şimdi bu ilave olarak perakende yasasında da bunlar geçecek. Ama söylediğim gibi bir kere iş yeri kapasitesi, iş yerinin yaptığı hangi ürünlerin satılıp satılamayacağı tahdat edilmesi lazım. Yani siz ekmek üreticisisiniz, ekmekteki hijyenin, süt ve süt mamullerindeki işin, tavuk, et aynı reyonda satılması mümkün olmayan emtialar.
1935'in kanununa göre bakteri üretir. Ben tabii bu konuda uzman değilim ama izleyenlerin tamamı uzman. Bu konuda böyle bir şey olur mu? Her şeyi ben satacağım, her şeyi ben yapacağım, karışmayacağım kardeşim. Ben istersen televizyon satarım, istersen beyaz eşya satarım, istersen şunu satarım. Ya senin işin ne, iş kolun ne? Eskiden bir kuşak yönetmeliği vardı. Yani bunun toplamını eğer zincir markete bağlarsanız nasıl fiyatları düşüreceksiniz? Rekabetçi kalmayacaklar. Tekelleşmeden söz ediyorsunuz Sayın Palandöken. Tabii tekelleşiyorsun. Ya ister istemez. Belki çok tuhaf geliyor. Yıllar önce bunları söyleseydik. Vallahi ben hayretler içerisinde kalırdım. Rahmetli Özal'ın döneminde bu başlığından işte yani 96'ya kadar süren bundan sonra bir yasanın çıkarılması ile ilgili tüketicinin korunması ile ilgili zaten 5362 sayılı Esnaf Sanatkarlar Kanunu'nun bir maddesi de tüketicinin korunması. Biz bunu tabii normalde şöyle diyoruz. Hepimizin dükkanlarının arkası dolu biliyorsun. Müşteri veli nimetimizdir. Evet. Yüz yüze ticaret yaparken farklı bir iş. Bir başkanın aracının oradaki. Gittiğiniz zaman işte söylediğiniz şimdi gibi poşetin parasını. Şimdi Sayın Palandöken bir şunu oradaki, bir bana bir ya, açıklar mısınız? Birinci sizin öneriniz bir an önce artık anlaşılmalı, kanunlaştırılmalı. Neyse bu evet, parakende birincisi bu. İkincisi de anladığım kadarıyla bu eski lazım. Sisteme o biraz daha dönüşelim. Şener Şen'in filmini biliyorsunuz değil mi? Evet. Ha, yani diyelim ki Malatya'da bir amcamız esnaflık ticaret yapıyor. Artık iş yapamaz hale geliyor. İstanbul'a bir tane üç tekerlekli araba alıyor. Üstüne domatesi koyuyor. Domates, domates, domates diyor. Orada oranın eşrafı. Oranın gerçekten bölgesini tanıyan, orada itibar olan bir adam ne yapıyor? Sermayeyi kaybediyor. İşte sermaye kaybının önüne geçecek. Ticaretin kuralına göre yapacak. Bu sistemin kurulmadıktan sonra ne kadar konuşursak, tamam, ne anlatırsak anlatsak. Peki, Sayın Palandöken, buyurun Sayın Başbuğ. Sayın Palandöken, şimdi az önce tekelleşmeden bahsettiniz ki siz de yürekten evet, hemfikirim. Evet. Sizinle birlikteyim o konuda. Yani 40 bine yaklaştı bu 3 tane marketin toplam bakkal sayısı. Evet. Şimdi bununla mücadele etmeye çalışan yerel marketler de var. Bunların evet, sayısı da 6 bin. Yaklaşık 6 bin civarı. Bu 6 binin 40 binle baş etmesi mümkün değil. O halde mümkün, bu tekelleşmeyi nasıl kıracağız? Ne teklif ettiniz veya ne düşünüyorsunuz? Evet. Aynı zamanda... Buyurun. Bir sıralama. Dünya bunu böyle yapıyor. Amerika'yı yeniden keşfetmeyeceğiz. Bir iş yeri açılırken meslek odasının bilgisine müracaat edilecek. Vergi dairesine gidip ben ne iş yapıyorum diye o vereceğiniz dilekçede sizin oradaki yapılan incelemede fizibilitesi diye yapılan dükkanda kardeşim sen burada ayakkabıcılık yapamazsın. Bak dört adım ileride var. Sen burada kuaförlük yapamazsın. Sen burada bakkallık yapamazsın. Avrupa bunu böyle yazmış. Neden ama Sayın Palandöken oradaki marketlerde de görüyoruz. Ticaretteki Sayın maliyeti düşürme yönünden. Sayın Palandöken. Kuralın koyulması elektronik yönünden. Elektronik aletler sana... satılıyor Avrupa'daki marketlerde, büyük evet, zincir kim marketlerde. Orada? Haftada bir gün tatil. Hepimiz sık sık her gidip şey geliyorsunuz, görüyorsunuz. Bir dakika, Sayın Selviye'ye gidelim, evet. Sayın Palandöken. 6'dan sonra bir tane marketin açık olduğuna şahit oldunuz mu? Tamam, bunda hemfikirim ama Sayın Palandöken Avrupa'daki büyük zincir marketlerde elektronik aletten tutun da farklı aletlere kadar hatta çok büyük kampanyalar da yapılıyor. Belki diğer ama nerede? Nerede? Şehrin dışında oyun parkları olan, otomobilleri rahat park edeceğin alanı olan, orada restoranı olan, sizin orada zaman geçireceğiniz yer olan, bizim el trafiğin keşmekeş sıkıştığı noktaya gelip de açtırmıyor. Ya biz de gidiyoruz görüyoruz. Öyle hepsini birden satamazsınız. Böyle bir kural yok. Dünyanın hiçbir yerinde yok böyle bir şey. Bizde de bir ara onu yapmak istiyorlar. Orada da, orada da sabaha kadar açık yerler var. Ama ne koymuş? Birkaç tane ürün koymuş.
bunları satabilirsin. Hayır diyor. Ama gazetelerde ilan veriyorlar o ürün şu kadarı indirime, hatta oraya çekmek için çok kampanyalarını, yani bunu sadece bu arada gıda için değil Avrupa'daki ve yurt dışındaki marketler için söylüyorum. Belki Sayın Palandöken size tamamlamanız için söz vereceğim. Sizin söylediğiniz öneri bir kanun yasa, iki benim anladığım küçük esnafa da öncelik ve ayrıcalık tanınsın, net anladığım aslında açıklamalarınızdan bu.